Amen. Gel 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 gel. Araya git yürü. Gel 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 gel. Yani hala seni yol etmeye gelmiş oğlum. Alo. Evet. Paşamların son günlerimizi yaşarız. Eynemiz gidecek. Babası da yolda. Anne. Ne? Ayağı yürüyen çözdürür mü? O tribada git için gidiyor. Geçen gün çekerken şey kanali devrildi ya. Selamun aleyküm. Nasılsınız değerli ablalarım, değerli kardeşlerim? Kardeşim de gelmiş. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Eşarbını da güzel yakıştırmış ha. Yok be, çirkin azıyım. Kazakları, fırkan mırkan. Ooo, tenli mentelli. Dur yavrum, dur dur. Evet. Bu tribada gitmeye uğraşıyor. Evet, vallahi. Kamari düşecek. Vallahi. Hadi getireyim. Dur. Ayağa bak, ayağa bak, Alo, niye arıyorsun? Erkek adamı alır mı? Bak, sinirlendi bak. Sinirlendi. Eymen, gel. Siniri çok fena. Yalandan ağlıyor. Yalandan ağlıyor. Bak, yalandan ağlıyor şu anda. Sen beni kandıramazsın. Sen yalandan ağlıyorsun. Sen beni kandıramazsın. Annesine götürelim. Tamam. Akşam kalabalığına midizlerken Güllü vardı. Sümeyye vardı. Ha, Sümeyye geldi mi yine? He. Sümeyye vardı işte. Bunları yerinde bırakmayacağım. Ondan sonra Merve vardı. Züleyha. Sevda. Necdan'a şey gelmişti, kayınlığından gelmişti. Onlar gelmediler. Olsun. Misafir var, ben gelememiştim. Gelmedi bir başka zaman dedi. Öyle işte. Olsun. Akşam güzel geçti, yatızlar falan. Ben de geleceğim de gelemedim işte. Evde hasta olunca, kendine hasta olunca olmuyor. Allah'ım tüm hastalara şifa versin. Amin. Sen işi nasıl gitti? İyi gitti mi? Sonuçları iyi çıktı. Hani... Nasıl gidiyor? 6 ay sonra dedi, test vereceğim dedi işte. Daha var o zaman. 6 ay sonra. De 5. ayda alamıyoruz. Köye gitmeden ya da köyden geliydi. İstediğin yerde verebilirsin. Buraya gelmeme gerek var mı dedim. Yok dedi. Ya istediğin yerde şey yapabilirsin. Hangi hastane de verirsen verdi. Evet. Öyle işte. Sağlık olsun. Kalabalık medyaya gittim ben hastaneye. Yok. Burada saat 10'a kadar, saat 9'da 10 vardı. Aşağı indi. Cenab-ı Hakk'a dua çek. Ses yapıyor ama şey. Ona 10 var, şey 9'a 10 falan vardı. 9.30'da oldu gelmedi. Saat 10'a 10 geçiyordu. Ama 9.30'da yazıyor hep saatte. 9.30'da gelmezse 40 geçeren geliyor. İşte 10'a 10 geçe geldi benim şansım. Ben oraya vardım 11'i geçiyordu. 11'i 10 geçiyordu oraya vardım. Nasıl randevu mu senmiş? Randevunu hemen... Çağırırlar ki ama kayıt açtırdım hemen çağırdılar zaten. Ben doğru olayım, randevuları alıyor. Sen dedin, sonuç öğrenmeye mi geldin dedi doktor. He dedim, sonucu biliyorum ama dedim, yine de dedim, hani çarpayım dedim, emin olmak için geldim dedim. Sonucu temiz çıkmış dedi, işte 6 ay sonra dedi, der test vereceğim. Bir de ilaç verdi. İyi. Sen ne yaptın, alamadın değil mi enişteme randevu? Aldım, salı günü gideceğim. Salı günü gideceğim, bir de çarşamba gideceğim. Perşembe gideceğim.
Sonun intiharları sonuçlarını ayarmış edeceğim. Perşembe günü önce olacak işte. Olsun. Bir gün arar kalmayayım. Allah yardım etsin. Pazartesine tek kez iyi olacak. Evet, gelme evet. İşte. Hadi bütün zaman evet, olur mu? Sonra bunu kaç aldınız? Kaç saati? 4. Öğleden sonra. Annem neyse. Çarşamba'nın ne cevap gidecek? Topaçıklarından aldım. Biliyorum. Aşağı Mehmet'e ne aradı işte. Anne salı günü var randevu alalım mı 4'e? Alın oğlum dedim ben de. Randevu bulamadılar ki. Arayalım ama yok. Düşün. Dolu. İnsanlar hep hastalı. Hasta işte ne yapacağım? Bir de biz hasta değilim ki. Herkes hasta. İsmet uyuyor mu? Yok, uzun değil de içten geldi. Aygut da Çerkez'e gitti. İyiydi, ben de o kadar gideyim az dedim. Sen gelince geldi gündem. Biz dışarı çıkacağız, gitmezsin. Nereye gidiyoruz? Çerkez'e imar gidip götürecekmiş İsmet. Biz o yüzden tamam, gidelim. Olsun ben yok istedim sana. Lokman gelince beraber sen de gidelim diyeyim sana. Yok ben gidemem. Niye? Yok sağ ol. Yok yemek evde var. Yaptım. Kısa yemek yok dedin. Yok tamam ben ne yapayım? Görürsün şimdi. Değişiklik oldu da seninle de. Sağ ol Allah razı olsun. Yok, İsmet tamam. Öyle diyordu halamı da gidelim. Yok diyor. Ben gidemem şimdi. Sağ ol Allah razı olsun. Başka zaman inşallah. Nasip ne zamansa o zaman. Şimdi o evde rahatsız. Öyle bırakma. Dün gece hiç uyumadı Sancı'da. Saat 2'ydi ben uyuyorum. Geçiyordu 2'ye. Onu ağrı soruyor. Sen de yanında şey uyuyordun. Diyorum Cala. Sunay'a diyorum. İsmet dedi de yemeğe götürecek diyorum. Sen de gitme diyorum da. Hayır kusura. Sen gider. Sağ ol. Beraber gideriz değil mi? Sen Cala. Enişemizi alacağız. O ayağında gezemiyor. Enişem gezer mi? Yok yok gezemiyor. Tamam. Dolman arabası var ya. Arabaya gideceğiz ya oğlum. Arabaya gidip geleceğiz ya. Gideriz beraber. Saat gitmez inat dur. Ben götürürüm. Ne götürürsen? Ben götürürüm sıkıntı yok. Onun için bir değişik bu arada. Hiç gelen bir köyden içeri. O ne de Sancı'dan duramıyor. Ay, dün gece hiç uyumadı sabah adamı. Allah yardımcısı olsun. Çok kötü ayağı. Şahin gidisi gelse. Boyun yıkatmadı ya. Ayağımı yıkamadı ha dedi. Bak. Hep vafolya ayağı yıkatıkça da. Ben de yıkamadım. Üstelemedim. Allah yardımcısı olsun ya. Çok zor. Bunu şey, devlete bir göstereyim bir baksak yani. Devlet ne yapacak ki o? Doktor diye damar tıkanık olduğundan diye güveriyor onun ayakları diye. Damar tıkanık olduğundan kan hareket etmezmiş. Ondan dediler. Evlasyon doktoru kanla karışma bir şeysi yok dedi. İyi dedi. Ha, bir şey karışmamış bir şey yok ama. Şimdi evlasyon doktoruna da soracağım onu salı günden. Şimdi işte bak gün gittiysek işte ilerliyor. Ben şimdi başka yere başvursam Anjli gün atacaklar yine bana. Gün atacaklar. Ya ay atarlar, ya 20 gün atarlar. Onu bilemem. Ya i̇şte, bir aydan fazla atarlar. İşte bir şey varsa... Şimdi günü de geldi daha çok şükür. Perşembe günü Allah izin verirse. Ben de gideceğim bugün. He, salı günü de gideceğim bunu şimdi şey ben. Ben zaten ben de gideyim çarşamba günü. Sen çarşamba günü ya. Sen perşembe günü gideceksin değil mi? Hı hı. Perşembe, salı gideceğim ben. Salı günü de gideceğim. Çarşamba ben de gideceğim. Şimdi burada bu... sekreter... Vermişler işte, almış ya ben de bir şey. Salı günü almış. Salı günü almış ama orada bugüne kadar verilmez, alması lazım, olması lazım burada. Çünkü buradaki sekreterin görevi o. Sekreter şimdi orada, ücretli olduğu için bak, şey yapıyorlar. Tamam, sen kararın muayenoluşun ama. Ya, o senin orada şeyin vermez, alması lazım, randevunu alması lazım. Anlıyorum. Onun görevi o. İşine geldikleri gibi davranıyor. Ah ben şimdi gideyim var ya. Bu hastaneyi karıştıracak. Vallahi karıştıracak. Neden ki karıştıracak? Yok be. Selamünaleyküm. Hoş geldin ana. Hoş bulduk. Görünmeyen İsmet ne oldu lan? Yani hayırdır yüzün gören cennette. Misafirler vardı ya o yüzden. Ha, ne misafirler ya? Ne misafirler? Şey, misafirler bizim neyimiz? Alt komşuları vardı ya. Alt komşuları var. Bunlar bir erkek. Aşağıda sekreterin kaynaması vardı. Bu değil mi? Onun için ben de bir hoş geldin dedim Bafı'dan onlara. İyi için. Misafir gel bereketiyle gel. Evet. Ha, gelsin.
Ne oldu? Halam da diyorum, eniştem de diyorum. İsmet'in cebi kaba olmasın, fazla kabartmayın. Ne oldu? Eniştemi de götürelim diyorum. Taksiye hepimiz sığamak ki. Yarın iki sefer yok, sıkıntı yok. Çerkez'e gideceğimize bir köyde de var. Anne, bilmem. Ayşe böyle kalın, nere kalır? Bak, belirlediğin bir yer var mı? Yok, benim böyle belirlediğim bir yer yok. Aileciğim. Aile işte, sen aile görmüşsün. Ben ailem de. Şimdi adam rahatsız gitmez. Götürürüm. Biliyorum çünkü. Telefon aç isterse hazır olsun. Yarın ben götürürüm. Hazırlanamaz. Hazırlanması bir şey yok. Yok, bir posta giderse siz, biz beraber geliriz. Süleyha gelmiş. Nasıl bir şey var? Ben biliyorum böyle adamım var. Çekmişin, çekmemişin hiç fark etmiyor valla. Niye, hayırdır? Rahatsız mısın? Geçmiş olsun ya. Sağ ol dayı. Geçen gelmiş herhalde. Sen hoş geldin. Sunay diyorlar, gelin diyorlar, evin düzenini çeksene diyorlar. He. Allah. Ben de bir şey demedim. Şimdi kendisi gidene çıkmıyor şimdi. Onun için rızası olur mu olmaz mı bilmiyoruz. O kendisi de burada, abi burada. O yüzden biz de çekme tarafından. Ama Sunay olmuş olsa, Sunay'ın mutfağını da çekerim, evet, ayağını da çekerim ben bunu. Ben ayağımı çeksem olsa, çoraplarım ayağımda olur. Ama çiçekliğine ne güzelmiş ha, hakikaten de. Telefon çalıyor. Aykut arıyor. Konuş. Alo. Garanti babam sormuş. Efendim. Garanti. He. Sen neredesin? He. He. İyi oğlum. Hadi. Ha. Sen ne istersen ne ol yavrum ya. Ben hiç bilmem şey değilim. Kendin yiyeceğini al. Ha, ne oldu? Ben yemeyeyim fazla lahmacun biliyorum da. Babanla kize alın. Babasını götüreceğim ben, yemeğe götüreceğim. Dört tane çok çok. Babasını ben yemeğe götüreceğim. İki lirasın var. 12'den alsın. Babasını yemeğe götüreceğim dedesine. Babanı yemeğe götüreceğim işte, kapattı. Hadi hadi. Hiç sanırım. Ben götürürüm onu. Sadık'ın işte arasına sen. Ben götürür müyüm? Anam iyi görmez. Ya duyar telefonu ya duymaz. Sadık telefonla çok arası şey yok. Telefonun pek işi olmuyor. Aa. Bakmaz. Ancak. Beni fark ederse. Duyarsa. Buraya geldi bir şey derdini aşmaz. Yemekhane yedin mi lan? Aşkın işte. İşte o. 4.15. 4.12. 12'de geleyim. 12.30'a yapıldı ya işte, hemen gelmesin. Nasıl sağlık olsun. Çalışsınlar da genç adam artık. Bundan artık çalışmaları lazım. Bu daha çok çalışacak. Daha çok çalışacak değil mi? Tabii. İkiyken 3 oldu. 3 olacak. Hayırlısı. Bakalım. Bugün gelsin. Neler bu, neler bu? Meğer aldı ya. He, şimdi doğmayan çocuk, çocuk var demeyeceğim. Biz üçtük, bir anda beş olduk. Üçten beşe nasıl çıktık biz ya? Bak ben açtı, kaç kişi oldu? Ama bak, biz üçten hemen beşe çıktık. Biz de çıkıyoruz, ikinci olduğum çocuk. Sen de çıktın ya. Beşten sekizden çıktık, daha doğrusu çıkacak çocuk olursa. Öyle değil ama. Ben daha kalabalık oldum şimdi. Öyle değil ama. Ne? Sen şimdi sayıyla gidiyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 öyle gidiyorsun ama. Şimdi bak biz 1, 2, 3'tük. Tamam, ikiz oldu o çocuğu. 3'tük, bir anda iki rakam birden oldu. Olsun, Allah öyle vermiş. O da Allah ve vergisi. Varsın olsun. Biz de çoğaldık da. İkisinin derdi çok olmuştur hem de ikisi de bir büyüdü. Dersin zamanı şey sordu. Sınavlar bize sordun, bize. Ne çileler çektiğinizi Sunay daha iyi biliyor. Ben ne bileyim sizin ne çileler çektiğinizi. Biz deniyorlar şey olarak diye. Sabah kahvaltısını pancarla kalkıyorduk. Sabah kahvaltısını öyle yapıyorduk. Abi çavuş tuturuyorduk o zaman. Peynir zeytini biz unutmuştuk kendimiz zaman. Yapacak bir şey yok dayı, iki çocuğa bakacaksın. Yani şimdi bahmatı bir şey değil. Rabbim burada burada inşaata gidiyorsun. Adam diyor ki ustalar, kalfalar, tanıdığın kişi var mı? Dedim ben kimseyi tanımıyorum diyor. Abi işimiz yok diyor. İşimiz bitmek üzere diyor. Eyvallah diyoruz. İçeride adamı varsa içeri gidiyor. Fabrikaya gidiyorum. Fabrikada önceden
aynı sistemde. İçeride tanıdığın kişi var mı abi diye soruya güvenmiş. Yok diyorum. Abi eleman alma durumu durduruldu diyorlar. Bizim kağıt asılı. Hastanelerde bile akraban. Kağıt asılı ya. Değil mi? Hastanelerde bile nerede olursa olsun akraban oldu mu işin görüyorsun. Ya işte. Gerçi bir dayın olacak yani bir işte, şeyde. Ama şimdi öyle değil ama bak. Şimdi nereye gidersen git bütün kapılar açık. Evet. Şu anda öyle yani. Çok 97'lerde yani. Bu tarafta öyle değil yani. Allah'ımıza hamdolsun. Çok iyi. Ama Allah'ımıza şükürler olsun. Bu günleri de atlattık. Şükür. Bu halimize, her halimize şükür olsun. Vallahi. Hamdolsun. İkiz çocuk büyütmek çok zor. Yani bir de anne, anne demiyor. Hep hazır mama. 3 ay emdiler. Ne? Hep hazır mamaya dayandık. Çünkü sürekli emdiremezdim ki. Yani o ağlıyordu. O inan ki bak İsmet burada ağlıyor, ben burada bunu emdiriyorum. O köpeğe çatladıyordu Ayşe Şerpanar'ı da. En sonunda ne yaptım? Memeye doldurduk çocukları şişelerle. Bir burada, bir burada. Yanında kimse yok. Bir hasta oldu. Birimiz evde kalırdık, birimiz hastaneye giderdik. Çalışamazdı o zaman. Çavuş yolunda E5'ten otobüs top yaparsan çok gittin. Kamyonlarla olsun, taksiyle olsun. Ama şimdi Rabbim din kaç tane 300 liraya, 400 liraya onlar nasıl büyüyor? Nasıl büyüyor işte? Ama yardımcı olacak. Yardımcı olacak. Ama şimdi bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Ama şimdi devlet her şeyi karşılıyor. Evet, yardımcı falan var. Karşılıyor. Tabii. Mamasını karşılıyor. İşte, ama bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Şimdi kolaylık var ya. Bez. Ama bizim bir durumumuz yoktu mesela. Ben bir bez çıkartırdım Züleyha. Yemin ederim akşamdan sabah dolar dile. İki tane çocuğuna. Bir de o zaman elde yıkıyorsun. Elde yıkıyorsun. Çıtırıyorsun kurumaz. Sobanın üstlerinde, yanlarında, şeylerinde. Ya ben dedim ki, geldim hazır bezi bıraktım. Abide toprak çok. Bezin üstüne önce bizim köyde toprağı analarımız mi? Toprağı bezlerlerdi bizim, evet, değil mi? Toprağı bez, taşına kızdırlardı toprağı. Kiremit taşı denildi. Zaman yine o zamanmış. Geç olmayan da hastalık yokmuş. Çorabın kokusu şimdi kat kat olsun derler. Önceden insanın başında bir piro sirke olurdu. O da yok. Olmasın be adam. Olsun olsun, hastalık olmuyor insanda. Hastalık olmuş zaten, bundan sonra bir de olsa olsun. Millet hastalığı işlemiş içerisinde. Onlar insanın vücudunda hep kısa yemiş. Zamanında işte yoktu hastalık, doğru. Vallahi işte. Ne günler var diye. Ama şimdi her şey yedüğümden şey, ilaçlı. Yedüğümüz. Şimdi biber ne olur işte, biber yiyor. İşte. Her şey zamanında güzel. Her şey mevsiminde. Her şey mevsiminde. Mesela sere yapıyorlar. Onda oluyor ben sere bak. Ama ne hormon, yapayım? Hormonsuz bir şey. Formül uyduruyorlar. Ondan yetişiyor. Ama çoğu da şey olarak yetiştiriyorlar yani. Organik yetiştiriyor. Organik. Organiğe dönmemiz lazım. Topraklarımızı işlememiz lazım. Ne bileyim ya. Sağlık olsun. Bizim evin önleri nasıl yeşillenmiş bu? Kamerada görüyor musun? Geçen birini yakaladı. Kimi yakaladı? Bir baktım talleye girmiş. Analığım girmişti. Takip girecek. Ben köyde değilim, ben girdim dese. Kim girecek? Anam girmişti. Çapa yapıyor baktım. Fide mi daha zordan çekti, dikti. Aşağı camı suyuna dikmiş. Dikmiş. Burada mal sokanlarıyor. Sokmuşlar geçen gün. Aldım haberini, paylaştım. Paylaşmışsın yani, kim bunu dedi? Söyledi. Dedi ben de su içmeye soktum hayvanlar dedi. Ya su içmeye soktum kardeşim. Teli indirirsem hadi. Tekrar geri çekti mi? Dere var orada ötende. Yok, kendi yerinde de var ya su. He. Kendi yerinde de var ya su. Var işte. Ne diyeceksin? Diyemiyorsun işte. Yani ama bir hayvan içinde kalp bilmeye değmez. Öyle de işte buraya kadın da zahmet çekmiş, fide değilmiş, fideymiş yani. Dedim, ben burada dedim fideler mi vardı, fide evet. Ki buraya dedim. Kolayla tarla kasıl mı yani? İki topuğu kopan aldı insanın kollarının dermanı kopuyor. Aynen öyle vallahi. Eskiden çok çalışıyordu ama şimdi çalışılmıyor. Daha ağır geliyor toprak insana kasılmada. Aynen öyle. Önceden nasıl çalışıyormuş o fide ya? Ana. Bizim koca çöplüğü herkederdi. Sonra ekerdi. O zaman yardımlaşma farkı. Vardı. Sen
gidiyordu. Keşi gidiyordu. Bir gün buna gidiyordu, bir gün sana geliyordu, bir gün bana geliyordu. Öyle dedi ki. Yani. Koca çöplüğe imacı bir doldurduk biz. Ama şimdi öyle bir yardımlaşma falan yok. Yardımlaşma değil, parayla da gelmiyorlar daha. Adam, vallahi parayı da azınsın ya. Gelmiyorlar ki. Daha millet ırattığına bak ya, yok. Çalışmıyor. Vallahi. Ben zaten yere inmiyorum daha fazla. Az adamın eli ayağı tutuyor. Devletten yardım alıyorlar. Bu bizi ilgilendirmez. Araştırsın devlet. Öyle de. Onu köyün büyükleri yapıyor işte hepsini. Boş ver, bizi ilgilendirmiyor. Onlar kendisi düşünsün değil mi? Adamın kapısında gırgır var. İlgilendirmeye değişen adam kendisi su parası gururuna yürütüyorsa ben ekstradan devlete bir de maaş da veriyorlar. Yesin, ne yapalım? Yardıma ihtiyacı olanların da. Esas maaşı bize vereceğim. Hasta gibi, hastalığa vereceğim. Ben istemiyorum. Allah maaşı veriyorsa. Ya ben istemiyorum. Çok şükür. Gücümüzü Allah'ımıza hamd olsun. Kimseye muhtaç değil. Durumu kötü olanlar olsun. Bunu demek istiyor. Biz hemen hastaneye gidiyoruz. Aydın ya. Yol parası karşılansa yine iyi. Adam iki ton fındık gibi, bir ton fındık gibi devletten yardım alıyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Aslında boş. Bizi ilgilendirme. Bizi ilgilendirme. Herkes işin yüzümü şal diye bize ne? Vallahi. Aslında. Eskidenmiş haramdı, helaldi. Şimdi haramı kim daha şey yapıyor? Ben küçükken biz hep meyvelere saldırdık. Böyle kim olsun? Ama ben meyve almadım. Meyve gördüm duramam. Ben şimdi yolda ceviz göreyim. Vallahi ayağımdan geri iteyim. Almayayım ki. Ya vallahi meyve ben çok düşkünüm ya bir de meyve türüne. Elma yerim ama öyle şeylere çekme. Eskiden kimsenin bişesine uzanmam derdi bize büyüklerimiz. Ama biz ne yapardık? İnat ederdik. Çocuğuk o zaman da. Çocuk. Saldırdık vallahi aşırı saldırdık. Sen bahçende yok. Ne yapacaksın? Meraklanıyorsun. Çocukken meraklanıyorsun. Ama yine Allah razı olsun. Dikenden nedenden diyor. Hani mekanın cennet olsun diyor. Aynen öyle. Duası ne diyor yani? Aynen. Sırayımızı yedir. Geçen dedim biz Ahmet dayının yerine girdik. Yemiş yemeye gidiyor. Hoca dayı diyor. Yemiş yediyor dedim burada. Yiyin kızım yiyin dedi. Helal hoş olsun. Yiyin dedi. Var yiyin dedi. Ama bazı insan öyle değil işte. Yine de koruyor ya. Geçen de işte yine karabacaklar topladı orada. Odunu yarmış Yuhri abi. Yarmış ama yarım açıldı ha böyle böyle. Fil yapmadı. Burada dikiş odun alayım dedim maaşını. Al al dedi. Al da götür diye. Sağ olsun. Ben şaka bir takıldım yani öyle. Ya, oduna ihtiyacım mı? O insanların, onu, o insanların kanı da yok. Yok şimdi çok iyiler. Şey yapmaz o yani. Bazıları olsa ben bulamıyorum artık. Yahmiyedir. Allah razı olsun. Önceden yokluk vardı. Yokluk çoğu. Şimdiki, bizim şimdiki attığımız dalları odun altından biz hep eve götürdük. Rahmetli hanım falan. Böyle çalı çalı balda balınlık da yok da. Hemen şimdi doğru direkt deriye dolduruyoruz. Niye bolluk var? Bizim Karadere dediğimiz bahçe var ya. Burada depe köylüdür işte. Yemin ederim avaçları kesiyorlar, harkları derelere dolduruyorlar. Götürmüyorlar orada. Götürmüyor millet ki. Ama önceki imkan şimdi çok kolay. Şimdi istediğin yere gırgırla girebiliyorsun, edebiliyorsun. Herkes bahçesine yol açıyor şimdi gırgırına. Ama atmamalar lazım, değerlendirmeler lazım yani. Eskiden değil mi? Böyle bir çift bir... Bulamıyorduk. Çift bir bulamıyorduk valla. Okula biz odun götürmeyi bulamıyorduk valla. Sırayla arada bir şey geldi. ben anladım. Söyleyeyim mi Sıra? Ya. Niye söyledin? Adım yoktu ki, ne bakacağım da bak. Çocuğu da o zaman. Çocuğu da yani. Kara burada, yolluyor, cılga bir yolla bahçelerden gidiyor. Öyle diyor. Valla. Yosun sen damardan mı vurdun bir de? Damardan mı vurdun? Yok. Yani. Eskiden işin değil. Ama odun, şimdi otun taşıma yok, kömür taşıma ama yok. Ama odun götürmediğimiz zaman da okullanmıyorlar bize. Sizi de affetiz milletin kazanımı sekiyorsun. Vallahi yapacak bir şey yok. Alamıyorduk ki. Para yok. O zaman bizde fakirlik çok büyüdü. Biz buydu valla. Yani ne yapıyorduk? Yolda gelse bir tane gazı söküp götürüyorduk. Şimdi doğru ben bu abi. Hikayeyi dinlemiştim de şimdi aklıma geldi. Allah'ım ya.
Ama şimdi olsa yapma işte. Hayatta. Mümkünat yok. Ya şimdi bol, her şey bol. Otundan geçilmiş. Daha şimdi mesela benden mesela. Köyde bir adam bir nesil bari dedi ki bari bize yekin kütüğü verir. Dedim Allah abi dedim ya ne demek dedim. Ama dedim ben şu zaman çektireceğim dedim bana. Tamam dedi sıkıntı değil dedi. Kim istedi? Bizim köyde. Ha. Ona şimdi burada ona bir tane yekin ağaç tomuru vereceğim yani söz verdim adama. Çektirdiğim zaman bilmiyorum malum var. Ben de çağırdı hem de yardım ederim ben sadece. Ben senin saatini nasıl çağırayım? Senin saatine ayakların sakat. Ondan sonra. Anadan doğum yok. Eniştem değil. Bunlar değil. E ben de ayakları sağ değil mi? Enişte öyle. Yok. Anadan doğma onların ayakları sağ. Cengiz mi dedi? Yok. 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 Her neyse. Hasan abi falan. Yeter ablam falan var ya. He. Onlar. Onlar da zaten beraber hep beraber başlamıştık. Geçen onlar bizden önce bitirdi. Ama olsun sağ olsun. Şimdi adam çalışmaya çalışıyor. Sağlar ama doğuştan özürlü onun ama yürümesi var iyi ikisi yani. İkisi de vefat etti, ikizdimler. Ha ikizdimler. Onlar ama çok seviyorum yeter abi. İyi değil. Hepsi iyiler. Sen iyi olursa el de iyi oluyor. Bey Hasan abi tanımam da yeter abi çok severim. Ben de öyle konuşmuşluğum yoktur yani. İyiler diyor, ona da iyiler. Allah razı olsun. Herkes İstanbul'a taşındı. Biz neden tanıyık, görücüktük onu? Ya Allah şükür. Süreyya sen ne konuşuyorsun yani? Ortaya bir hafta sen attı. Ben birazcık rahatsızım da hiç kendimde değilim. Ne iyi var? Sürekli ayılıp bayılıyım. Geçer o günlerde geçer. Hayırlısının bu canım. Artık ilaçtan mı oldum neden oldum anlayamadım. Dün doktora gittik. Doktor iyi dedi ama. Bir şey yok dedi. Bir şey yok sağlıklı dedi ama ki ilaçtan aldım bir ihtimalle. Sen de ilaçları kullanmayı bırak biraz. Öyle yaptık zaten. 15 gün sonra geri gidecektim. 15 gün yeme bakalım ne oluyor zaten. Az kafam kendine gelmedi dünden beri o yüzden. Tansiyonu mu düşüyor? İlaçlar bey ağır gelebilir bak değil mi? Yok kesin. İlaçlar ağır gelebilir. Yenge zaten tansiyonum düşük de artık ilaçlar bir büyük ihtimalle ağır gelip kaldırmıyor. Böyle sıcak ortama girdiğim zaman veya geçen gün buraya geldiğimde daha iyi olduydu. Şeyde birden böyle sanki dizimin bağı çözülüyormuş gibi olup düşüp kalıyor. Böyle bir yerden düşmüyor. Tutmasan bir şey yok. Tansiyona baktırdı, şekere baktırdı. Şekere baktı. Hepsi iyi. Lan şekerim düşebilir. Sanki böyle baygınlık geliyor değil mi? İşte, tamam ağzına şöyle. Bir şey at. Hemen ağzına bir şey atacaksın o zaman. Atamıyor ki. Atacaksın değil mi? Şimdi sağlanacaksın. Ben mesela ben de aynı soruyorum. Ben şimdi mesela acıktığım zaman benim az yeter. Sınırının geçtiğim zaman acıkmam daha çok şey acıkmaya gidersen bazen ben de halim kesiliyor böyle parmaklar titriyor böyle. Ondan sonra ama ben ağzıma iki lokma atıyorum ya da su içiyorum. Rahatlıyorum. Dayı o an ne yaparsam yapayım ne yersem yiyeyim o kendi kendine gitmediği sürece gitmiyor. Dün Çorlu'dan gelirken arabada iki defa oldum peş peşe. Hiç böyle direkt indiğim gibi zaten orada direkt oturdum aslında hava alınca kendime i̇şte, geldi kalktık geldi. Şey dedim. Mide zayıflığına oluyor. Kan şekeri düşüyor senin. Kan 97'ydi. Açlık şekerinin üstünden 97'ydi. 97'de diyor doktor hamilelik için çok çok iyi diyor. Yani daha şimdi, düşük olması gerek onun normalde diyor. Saati tutmaz. Doktorun dediğine iyi çıkar. Doktordan i̇şte. Geldiği zaman zaman işte. Geçiyor. Ben zaman eve geçiyor. Göndermedim bunu akşam. Yat bizde dedim. İyi yapmış. Yattı mı? He yattılar. Aşkın da geldi işte. Yemekine hazırladım. Gelsen de gelemiyordum ki zaten. Evet, bu ay yat sen dedim. Bunu ben çorluğunda yatıyorum yatırdım. Ben yemekine hazırladım. Bu biraz uyudu kendine geldi. Öyle yemekine yedim işte. Çaydan evet, içtim. Enesini yapmış. İşte. Durumda böyle şeyler. El ablalar. Böyle kardeşler. Sunay'ı bu onu iyi gördürdük. Gülerim daha bu ne üzülüyor ya. Üzülmüyorum. Allah kimse üzülmesin. Allah'ın her zaman, her zaman güldürsün. Amin. Böyle bir sohbet ettik. Yani uzun zamandır da böyle sohbet etmemiştik. İyi geldi. Yani şey diyeydim, bir toplayayım da, gideyim dedim, uhar dedim. Akşam da gelemedim. Aslında dedim, akşam dedim, onunla uğraş, onunla uğraş dedim, vakit dolu ya.
Evet. Saat geliyor. O zaman da gece hani şey, gözüm de kesmiyor o zaman. Günler bir tutam olmuş. Günler nasıl? Lokman Bey izin alabildiyse bir aşkım daha kalacaklar. Yok alamamış. Alamamış mı? Yok yarın dönecek. Evet, olsun, sağ olsun. Yine gelin, yine gidersin. Siz de gideriz. Uzun erken. Ama işte bu torunun gitmesi benim hafifçek yani. Ama şey, ne yapacağım? Biz hiç göremiyoruz torunumuzu baksana. Ama şimdi bir öyle var, bir de burada verip burada oynadın, ettin. Evet, olsun. Kokusunu aldın. Olsun. Buna da şükür diyeceğim. Buna da şükür, buna da. Onu o adam şükür diyeceğim. Lokman'a da kalacağım şimdi. Ne diyeceğim? Ya Ayşe'yi götüreceğim diyeceğim. Ya çocuğu götüreceğim, birinden birini bırakacağım diyeceğim bu akşam, bana mı diyecek? He, ben asla şey yapmam ya. Mahsudum ya. Anadan babadan çocuk ayrılır mı? Ayrılmıyorum ya, şaka diyorum ya. Yok. Ayşe çocuğumu bırakamam. Asla bırakmaz Ayşe. Ben Eyme, Lokman'a Mahsud takılacağım diyorum sana. Sen hemen kişi gittiği alma. Gittiği almam da şakası bile şey. Ayşe çocuğundan asla şey yapmaz. Kesinlikle valla. Ay kızım. Olmuyor. Gel gel gel. Ay ben seni yerim. Uf. 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 Paşam. Dile. Dede nerede dede? Gel gel. Oynamıyor ya. Oynamıyor ya. Gel, gel. Uyudamadın değil gel, mi? Gel. Yarım saattir. Onun için babasının şeye gel. Şekli var. Üş. Ben seni yer. Yer. Arayayım bakayım babasına demiş. İstanbul'dayız. Evet. Boğaz köprüyü geçin dedi. 51 dakika önceydi o. Sen Lohman'ın şeyi Eymen'e göndermeyecek mi? Sizi gönderecek mi? Öyle bir şey yok. Ya Eymen'e götürecek ya seni götürecek. Birinizden birinizi bırakacak bana. Eymen'i görmek isterim. Beraber gelir bizden. Bizde kalır. Aa, sen ne kadar akıllı Semir'e. Değil mi Eymen? Baban akıllı kızı sen miydin? Evet. Başka kızı mı? Otel gidecek. Ne oldu? Ekleyeceğim bir şey var mı sana? Yok. Dur bu onu rahat bırakmayacak. Kamarası, mamarası kaldırmadın. Eymen de yok edecek onları. Neredesin canım? Sizi Allah'a emanet ediyoruz. Evde ablalarım, evde kardeşlerim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Allah'a emanet olun. Evliyle bildiğiyle kalın. Tamam olup ne oldu? Bu onun gelmez. Bir saat yok. Yok bir, ancak. Bir saat sürmez. Dur. Evlilik var mı hala? İşte orası zaten trafik oldu. Dur.